Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün bölge ve türleri kavramını öğreneceğiz arkadaşlar. Tabii bu bölge ve türleri kavramını incelerken şimdiye kadar öğrenmiş olduğumuz kavramları bunun içerisine yayacağız. Dolayısıyla şimdiye kadar öğrenmiş olduğumuz konular nispeten pekişmiş olacak değerli arkadaşlar. Tabi derse geçmeden önce ne yapıyoruz biliyorsunuz böyle her ayın programını size veriyoruz. İşte 9. sınıf Mayıs programı değerli arkadaşlar. Yakında yazılı kamplarınız da başlayacak programı takip etmeye devam edin sevgili arkadaşlar. Programımızı şöyle kenara aldık. Tabii ki her videoda olmazsa olmazımız ne? Dinamo Soru Bankamız ne yapacaksınız videodan hemen sonra sevgili arkadaşlar şöyle kitabımızın 127. sayfasını açıyoruz. Bakın burada neler var? Bölge kavramı var sevgili arkadaşlar. 3. ünitede bölge kavramı ile ilgili soruları çözüyorsunuz konu iyice pekişiyor değerli arkadaşlar. Tabi bu konu sadece 9. sınıflar için değil aynı zamanda TYT hazırlanan eşit ağırlık e, sayısal öğrencileri bu e, konuyla ilgili ÖSYM son yıllarda oldukça e, fazla soru soruyor. Dolayısıyla bu videoyu izlemeniz sizin için faydalı olacak diyorum değerli arkadaşlar. Şimdi eğer sizler de hazırsanız ne yapalım? Şöyle konuya geçelim arkadaşlar. Neler inceleyecekmişiz bu dersimizde? Dünyadaki farklı bölge örneklerini inceleyeceğiz. Daha sonra neye bakacağız? Bölge belirlemede kullanılan kriterler neler arkadaşlar? Bunlara bakacağız. Şimdi bölge ve bölge türlerine baktığımızda bölge dediğimiz şey nedir? Bölge doğal ya da beşeri özellikleri bakımından çevresinden farklı, kendi içerisinde benzerlik gösteren alanlardır. Başka alanlardan farklı fakat kendi içerisinde benzerlik gösteren alanlardır. Peki ne gibi şeylerden bahsedebiliriz arkadaşlar? Mesela doğal özelliklerine göre bölgelerden bahsedebiliriz. Ekonomik özelliklerine göre bölgelerden bahsedebiliriz. Beşeri özelliklerine göre ve işlevsel özelliklerine göre bölgelerden bahsedebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Doğal özelliklerine göre bölgelere baktığımızda neler var? yüzü şekillerine göre bölgeler. Yani dağlık bölge mi? Düzlük bölge mi? Ovalık bölge mi? Yani buna göre tasnif ediliyor. Dağ, ova veya plato gibi yer şekillerinin dağılışı esas alınarak oluşturulmuş bölgeler. Biz ne diyoruz bunlara? Arkadaşlar yeryüzü şekillerine göre bölge diyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu haritayı görüyorsunuz. Burada neresi taranmış arkadaşlar? Şöyle dikkatlice baktığınızda yeryüzündeki dağlık bölgeler taranmış. Mesela burası neydi değerli arkadaşlar? Kayalık dağları. Hemen Güney Amerika'da ne var? Ant dağları ve şu Akdeniz Himalaya kuşağı ya da Alp Himalaya kuşağı dediğimiz şu alan Alp dağları ve Himalaya dağlarını görüyorsunuz. Bunlar dünyadaki arkadaşlar önemli dağlık bölgeler. Şimdi bir diğeri işte iklim tiplerine göre bölgeler yani klimatolojik bölgeler diyebiliriz. İklim kuşaklarının veya iklim tiplerinin dağılış esas alınarak oluşturmuş bölgeler. Mesela bu son iklim bölgesi, mesela Akdeniz iklim bölgesi gibi sevgili arkadaşlar. Bitki örtüsüne göre bölgeler de bitki topluluklarının dağılışı esas alınarak oluşturulmuş doğal bölgelerdir. Yağmur ormanı bölgesi gibi sevgili arkadaşlar ya da bozkır bölgesi gibi ya da maki bölgesi gibi tasnif edilebilir. Su özelliklerine göre bölgelerde işte okyanus, deniz, göl, akarsu gibi su kaynaklarının dağılışını esas alan ve buna göre oluşturulmuş bölgeler. Mesela işte Mississippi havzası. Mesela mesela işte Nil Nehri havzası gibi sevgili arkadaşlar isimlendirebiliriz. Toprak özelliklerine göre bölgeler toprak tiplerinin dağılışı esas alınarak yapılmıştır. İşte Terrarosa bölgesi gibi. işte ee, ne diyebiliriz başka? Laterit bölgesi diyebiliriz. Podzol bölgesi, Çernezyum bölgesi gibi isimler verilebilir sevgili arkadaşlar. Doğal afet bölgesi bölgeleri. Ya işte nedir? Doğal afet dediğimiz şeyler işte depremdir, e, heylandır, çığdır, kasırgalardır. Şimdi bunlar dünyanın her yerinde aynı ölçüde etkili oluyor mu arkadaşlar? Hayır. Her yerde etkili olmuyor. Dolayısıyla depremin olduğu sahalar, farklı, işte kasırgaların olduğu sahalar farklı, işte heyelanların olabildiği yerler farklı. O yüzden bunları da farklı bölge içerisinde yer e, aldığını söyleyebiliriz. Yer yapısına göre bölgelerde arkadaşlar işte karstik bölge yani biliyorsunuz ülkemizde de karstik saha dediğimiz yer neresidir? Özellikle Akdeniz'dir. Teket, Taşeli, Platos'u gibi. Şimdi beşeri özelliklerine göre bunlar doğal özellikleriydi. Beşeri özelliklerine göre bölgeleri sınıflandırdığımızda ne diyebiliriz? İşte kültür ve dini özelliklerine göre bölge yerleşme özelliklerine göre bölge şehir bölgesi kırsal bölge gibi. Konut yapı ve özelliklerine göre bölge ahşap meskenli bölge kerpiç meskenli bölge mesela ahşap meskenli bölgeler dünyada nerede e, nereye karşılık gelir dediğimizde arkadaşlar ormanların e, yaygın olduğu alanlara denk gelir o zaman şunu söyleyebilir miyim ha, bu ahşap meskenli bölge ile o zaman orman bölgeleri arasında bir e, örtüşme var diyebilir miyim arkadaşlar Tabii ki diyebilirim Çünkü bazı bölgeler arkadaşlar örtüşür Kerpiç mesken neydi? Kerpiç arkadaşlar topraktan, çamurdan değil mi? Yapılan evlerdi. Bunlar daha çok nasıl iklimlerde gözüküyordu? Bunlar daha çok böyle karasal ya da çöl iklimine yakın iklimlerde gözüküyordu. O zaman şunu diyebilir miyim? Yani kerpiç meskenli bölgeyle işte karasal iklim bölgeleri ve çöl bölgeleri örtüşür diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirim. Siyasi özelliklerine göre bölge. İşte örneğin Avrupa Birliği bölgesi gibi sevgili arkadaşlar ya da birçok siyasi oluşum var değerli arkadaşlar dünya üzerinde işte e, bağımsız devletler topluluğu gibi e, sınıflara ayırabiliriz e, nüfus özelliklerine göre bölge dediğimizde arkadaşlar nüfus yoğunluğu fazla olan bölgeler seyrek nüfuslu bölgeler gibi e, bir ayrımın içerisine girebiliriz ekonomik özelliklerine göre baktığımızda işte tarım özelliklerine göre bölge Mesela Türkiye için konuşursak Çukurova, Adana'nın olduğu yer bir delta ovasıydı değil mi? Şimdi burası nasıl bir bölgedir? Tarım bölgesidir. Yani bir sürü tarım e, ürünü burada yetişiyor. Şimdi Konya aynı şekilde düzlük, ovalık bir yer ve burada tarım yapılıyor sevgili arkadaşlar. Sanayi özelliklerine göre işte Essen, Almanya'da, Tokyo değil mi? Buralar, Japonya'da tabii Tokyo. Buralar arkadaşlar sanayinin çok geliştiği bölgeler. Mesela Türkiye'den örnek verecek olursak nereye örnek verebiliriz? Gene Marmara bölgesinde İstanbul'a örnek verebilirsiniz. İzmit'e örnek verebilirsiniz. Bunlar nedir? Aynı zamanda sanayi bölgesidir arkadaşlar. Madenlere göre bölge ya da maden bölgeleri dediğimizde arkadaşlar işte Batman ne çıkıyor Batman'da? Petrol. Zonguldak'ta ne çıkıyor? Ee, ...taş kömürü, ruh havzası... ...gene o da Almanya'da. Ne çıkıyor orada? Taş kömürü. Şimdi buralar... ...nedir? Maden bölgeleridir. Turizm... ...özelliklerine göre bölgeler... İşte Kaliforniya, Mısır... ...Nis arkadaşlar bunlar... ...çok turist çeken... ...sahalar. Mesela Türkiye'de turizm bölgesi... ...diyebileceğimiz yerler nereler? Özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü... ...kıyı kuşağında... Işte ee, gene Antalya, e, Muğla gibi şehirlerimize örnek verebiliriz. Ulaşım özelliklerine göre bölge ne? Arkadaşlar işte İstanbul, Marsilya, Rotterdam ne özelliği var? Rotterdam bir liman e, bölgesidir. Marsilya bir liman bölgesidir. İstanbul hakeza hem bir liman işte hem hava yollarının artık biliyorsunuz aktarma bölgesi haline geldi. Ee, karma bölgeler tabii birçok bölgeyi karma e, olarak adlandırabiliriz. Çünkü Sevgili arkadaşlar mesela İstanbul bir sanayi bölgesi mi? Evet bir sanayi bölgesi. İstanbul aynı zamanda bir turizm bölgesi mi? Evet bir turizm bölgesi. Ee, İstanbul aynı zamanda yoğun nüfuslu bir bölge mi? Evet yoğun nüfuslu bir bölge. Dolayısıyla bakın birçok yani bir yer birçok bölge e, kavramını içine alabilir değerli arkadaşlar. Tabii bunun dışında bir de ne var? İşlevsel bölge kavramı var. Nedir bu işlevsel bölge? Arkadaşlar işlevsel bölge kavramı daha çok yönetimle alakalı bir kavramdır. Yani bu yönetim e, idari yönetimler olabilir. Devletin yönetme biçimi ya da özel şirketlerin e, bölgelendirmesi şeklinde de e, ele alınabilir. Mesela mülki idari özelliklerine göre dediğimizde işte il, ilçe... ...köy şeklinde değil mi bir ayrım yapıyor devlet? İşte sınırları çiziyor. Diyor ki burası işte Tekirdağ il sınırı. Ya da ne diyor? işte burası Konya il sınırı, Sivas il sınırı. Şimdi bunu şöyle e, izah edeyim. Mesela e, Tekirdağ il sınırından kim sorumlu? Tekirdağ valisi değil mi arkadaşlar? Şimdi Tekirdağ valisinin yetkileri... ...yani işlev alanı sadece Tekirdağ'ın il sınırlardır. Tekirdağ valisi başka bir alana ne yapamaz... Karışamaz sevgili arkadaşlar yönetim olarak. Gene ilçe olarak işte Muratlı ilçesinin kaymakamı nedir? Sadece oradan sorumludur. Tamam mı? Yani işlevsel bölge demek yönetimle alakalı daha kolay nasıl yönetilebilir? Ee, bunun için e, tasarlanmış bölgelerdir. Yerel yönetim özelliklerine göre bölgede işte e, büyük belediyeler düşünebilirsiniz arkadaşlar. İşte Antalya Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi gibi belediyeler aklınıza gelebilir. Kamu kurumlarının hizmet özelliklerine göre bölgeler, işte kaymakamlık bölgesi, muhtarlık bölgesi vesaire, bunları verebiliriz. Ya da işte devlet su işleri bölgesi ya da işte orman genel müdürlüğünün bölgelendirme sistemi var ya da karayolları genel müdürlüğü var. Bunların hepsinin bölge e, e, sınırları arkadaşlar kendilerinin belirlemiş olduğu. Yani ben işte Türkiye'de suyu daha nasıl iyi... Yönetebilirim ya da Türkiye'de karayollarını daha iyi nasıl organize edip yönetebilirim kaygısıyla yapılmış olan bölge sınırlarıdır değerli arkadaşlar. Şimdi bölge sınırları değişebilir mi? Bölge sınırları değişebilir. Peki ee, hangi hızda değişir? E şimdi beşeri bölgeler sınırları çok çabuk değişir. Yani şimdi şöyle düşünün Türkiye'de 81 tane vilayet var doğru mu? Şimdi meclis bir karar verir, der ki işte bir yeri daha vilayet yapalım, il yapalım der. O zaman ne oldu? Türkiye'de e, idari bölge haritaları değişti. Dolayısıyla çat diye bir karar aldı. Çok çabuk bir şekilde ne oldu? Bölge sınırı değişti. Anlatabiliyor muyum? Beşeri bölge sınırları arkadaşlar, yani şöyle diyebiliriz. Beşeri bölgeler, beşeri bölge sınırları. kısa zamanda kısa sürede ya da değişebilir. Ya da değişir diyelim. Ancak doğal bölge sınırları çok çok uzun yıllar sürer arkadaşlar. Doğal bölge sınırlarının değişmesi çok uzun sürer. Ne demek istiyorum? Yani şimdi arkadaşlar. Şurası Himalaya dağlık bölgesi değil mi? Şimdi Himalaya dağlarının ortadan kalkması için milyonlarca yıl gerekebilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buradaki sınır kolay değişmez ama şimdi... Avrupa Birliği sınırları. Şimdi Avrupa Birliği sınırları diyelim ki işte şurası. Tamam Avrupa Birliği. Ya Türkiye'de üye alırsa Avrupa Birliği üye olarak kabul etti. Ne oldu? Çat diye Avrupa Birliği'nin sınırları değişti. Doğru mu? Ya da bir ülke Avrupa Birliği'nden çıktığı zaman ne olacaktır? İşte Avrupa Birliği'nin sınırları da değişmiş olacaktır. Ama işte ovalık bir bölgenin değişmesi çok 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 uzun yıllar alır değerli arkadaşlar. Şimdi bir diğer kavram bölge sınırları çakışabilir. Ne demek? Şimdi Avrupa Birliği sınırları arkadaşlar. Avrupa Birliği sınırları. Daralabilir mi? Tabii ki daralabilir. Bir ülke çıkar, sınırlar değişir. Ya da yeni bir ülke dahil olur buna. Geliş, genişleyebilir mi? Evet, genişleyebilir. Neye göre? Arkadaşlar çakışan şey ülke sınırları ile birlik sınırları aynı değil mi arkadaşlar? Aynı. Dolayısıyla burada bir çakışma söz konusu. Mesela Türkiye Avrupa Birliği'ne girecek. Türkiye Avrupa Birliği'ne girdiğinde bütün e, bir şey olarak giriyor. Bütün sınırlarıyla giriyor. Yani efendim Marmara bölgesi işte Avrupa Birliği'ne girsin de İç Anadolu girmesin, işte Karadeniz girsin falan filan. Böyle bir şey yok. Türkiye Avrupa Birliği'ne girecekse Türkiye'nin bütün sınırları artık Avrupa Birliği sınırları olacaktır. Dolayısıyla burada bir çakışma söz konusu olacaktır. Anlatabildim mi? Bölge içinde bölgeler tabii ki oluş oluşabilir arkadaşlar. <laughs> yani... Şöyle düşünelim, ee, bir düzlük bölge düşünün, çok geniş bir alan düşünün. Ee, bu alanda e, bir sanayi bölgesi de oluşabilir, biraz daha bu uzağında bir tarım bölgesi de oluşabilir. Bölgeler işlevini yitirebilir. Yani daha önce mesela ne gibi? Varşova Paktı gibi işte bazı ülkelerin üye olduğu e, siyasi oluşumlar. Ne oldu arkadaşlar? Bugün e, yok Dolayısıyla işlevini yitirebilir bir bölge. Ya da şöyle düşünün. Ee, bir yerde tarım yapılıyor. Tamam tarım yapılıyor. Ee, tarım bölgesi yani orası. Sonra bir şey oldu. Atıyorum o toprak kirlendi ya da bir işte toprak zehirlendi bir şey oldu. Artık orada tarım yapılamadığını varsayın. Orası ne oldu arkadaşlar? Artık tarım bölgesi değil. İşlevini yitirmiştir, bitmiştir yani. Ya da şöyle düşünün. Gene benzer bir örnek vereyim. E, maden çıkartıyorsunuz bir yerden. Taş kömürü atıyorum ya da petrol. Çıkarttınız, çıkarttınız, çıkarttınız. Siz onu çıkartırken orası bir maden bölgesi midir? Evet. Peki maden bittiğinde? Çıkarttınız bitti de artık maden yok. Orası ne olacak arkadaşlar? Maden bölgesi olarak kalmaya devam edecek mi? Hayır. İşlevini yitirmiş bir bölgedir artık. Bölge sınırları bazen kesin hatlarla bazen kademeli ayrılır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada sınırı, değil mi? Şöyle çizdik, atıyorum. ABD ile Kanada sınırı. Kesin bir çizgiyle bellidir, değil mi? Yani çizginin bu tarafındaysan Amerika'dasındır bir, bir adım öte tarafına gidersen Kanada'dasındır yani sınır çok keskindir ülke sınırları il sınırları değil mi bunlar çok keskindir ama sevgili arkadaşlar şimdi Akdeniz ikliminden siz ee, diyelim ki Antalya'dan Konya'ya doğru gidiyorsunuz şimdi Akdeniz iklimi ya Antalya e Konya ne karasal iklimi şimdi oradan gidiyorsunuz ya Akdeniz iklimi şurada biter şurada karasal iklim başlar diye bir çizgi var mı? Öyle kesin bir yer var mı? Yok. Dolayısıyla burada yavaş yavaş kademeli bir geçiş vardır. Anlatabildim mi? Özellikle iklim bölgeleri arasında geçiş bu şeklidir sevgili arkadaşlar. Evet sanırım burası anlaşıldı. Şimdi bölgeleri biraz daha açacağız demin değindiğimiz şeye. Yeryüzü şekillerine göre bölgeler, iklim özelliklerine göre bölgeler, yer yapısına göre bölgeler ve iklim tiplerine göre ...bölgeler arkadaşlar diye... ...şöyle bir e, sınıflandırmayı... ...yapıp size gösterelim. Şimdi giriş şekillerine göre... ...bölgeler... ...yüksek ve engebeli yerler var değil mi? Bir de düzlük ovalık yerler var. Şimdi bunları hem ben size dünyadan hem de size... ...Türkiye'den göstereceğim. Şimdi arkadaşlar yüksek ve engebeli... ...bölgelere baktığımızda... ...dünya üzerinde ne görüyoruz? İşte... ...kayalık dağlarını demin... ...değindiğimiz Ant Dağları'nı görüyoruz. İşte Alpleri görüyoruz. Burada e, Himalaya Dağları'nı görüyoruz... ...değerli arkadaşlar. Bunlar dünyadaki önemli dağlık bölgeler. ABD ve Kanada'nın batısı... ...Güney Amerika'nın batısı ve... ...Alp Himalaya Kıbrım. Peki Türkiye'ye baktığımızda ne görüyoruz? Bakın Menteşe'yi görüyoruz değil mi? Muğla'nın olduğu yerde. Yıldız Dağları bölümünü görüyoruz. Dağlık bölgedir. Doğu Karadeniz dağlık bölgedir arkadaşlar. Batı Karadeniz gene aynı şekilde dağlık bölgedir. İşte... Antalya ve çevresi dağlık bölgedir. Doğu Anadolu bölgesi dağlık bölgedir. Yani özellikle Türkiye'de dağlık bölge dediğimizde çok geniş bir alanı kapsıyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Alçak ya da düzlük ya da ovalık yerler de diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın Amerika'da özellikle Amazon havzasını görüyoruz. Bakın burası. Şimdi Amazon havzası nedir? Dümdüz bir yerdir arkadaşlar dümdüz bir yerdir. Benzer şekilde Afrika'da sahra. Şimdi düzlük bir alandır. Benzer şekilde Orta Asya düzlük bir alandır. Sibirya düzlük bir alandır. Ve Orta Avustralya düzlük alanlardır. Nedir bunlar? Dünyadaki önemli düzlük bölgelerdir değerli arkadaşlar. Bakın neye göre ayırdık? Yeryüzü şekillerine göre. Yani yeryüzü şekillerine göre bir yer dağlık da olabilir, düzlük de olabilir. Ama karıştırmayın bakın şimdi Amazon düzlük bir yer Evet ama aynı zamanda bitki örtüsüne göre de işte yağmur ormanları Anlatabildim mi Yani bir yer e, tek başına bir bölge sınırıyla adlandırılamaz Yani birden fazla e, kavramı içerisinde barındırabilir değerli arkadaşlar Gene Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'deki düzlük ovalık bölgeler bakın çok popüler biliyorsunuz ovalarımız var bizim. Bir tanesine Çukurova, bir tanesine Haran Ovası, bir tanesine Çarşamba ve bir diğeri işte Bafra Ovaları bunlar Türkiye'nin önemli delta ovaları. Gene Ege'de Menderes, Gediz, Bakırçay, Karacabey Ovası ve Ergen Ovaları işte Iğdır Ovası, Malatya Ovası, Konya Ovası gibi bunlar nedir arkadaşlar Türkiye'nin ovaları önemli ovaları. Tamam mı? Şimdi iklim özelliklerine göre ayırdığımızda bakın dikkat edin. İklim özelliklerine göre ayırdığımda demin Amazon'dan bahsetmiştim değil mi? Amazon nasıl bir yer arkadaşlar? Tropikal iklim bölgesi. İşte Orta Afrika, Kongo nasıl bir yer? Tropikal iklim bölgesi. İşte Malezya, Endonezya nasıl? Tropikal iklim bölgesi. Biliyorsunuz ekvator şuradan şöyle geçiyordu. Bunlar da ekvator üzerinde kalan yerler. E şimdi şeye bakalım. Ee, ...Hindistan ve Çin'e bakalım... ...bu hangi iklim bölgesinde kalır sevgili arkadaşlar? Muson iklim bölgesinde kalır değil mi? Efendime söyleyeyim gene Batı Avrupa nasıl bir yerde kalır arkadaşlar? Ee, okyanusal iklim bölgesinde kalır. Bakın bunlar dünyanın e, en çok yağış alan bölgeleridir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar hangi iklimlere karşılık geliyor çok yağış alan iklimler? Sayalım şuraya yazıyorum. Ekvatoral iklim doğru mu? çok yağış alıyor. Ekvatoral iklim. Ondan sonra muson iklimi ve okyanusal iklim. Bunlar dünyada en çok yağış alan iklimler değerli arkadaşlar. İşte dünyanın yağışlı yerleri. Peki Türkiye'nin yağışlı yerleri nereler? <laughs> Şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz Karadeniz hattı oldukça yağışlı bir yer değil mi arkadaşlar? İşte Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz. Peki Akdeniz'de iyi yağış alıyor mu Antalya ve çevresi? Evet. Hatay ve çevresi iyi yağış alıyor mu? Evet. Yıldız Dağları çevresi iyi yağış alıyor mu? Evet. Gene Çanakkale çevresi ve Hakkari çevresi iyi yağış alıyor mu? Evet. Bunlar da Türkiye'nin nedir? Yağışlı bölgeleridir değerli arkadaşlar. Şimdi kurak yerler. Dünya üzerindeki kurak yerler daha çok neye tekabül eder biliyorsunuz? Kutuplar ve çöllere tekabül eder. Yani yeryüzündeki çöller aynı zamanda çok çok az yağış alan yerlerdir arkadaşlar. İşte Arizona, Atakama çölleri, Kalahari, Sahra, Victoria çölü gibi arkadaşlar ya da Orta Asya'daki çöller çok az yağış alır. Aynı zamanda kutuplarda çok az yağış alan yerlerdir. Türkiye'de en kurak olarak karşımıza nereler çıkıyor? özellikle tuz gölü ve çevresi ve ı'dır arkadaşlar. Bunlar Türkiye'nin en en kurak sahalarıdır. Çok 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 az yağış alırlar. Bilginiz olsun. Efendime söyleyeyim <laughs> jeolojik olarak yaşlı yerler. Yani oluşum süreçlerine baktığımızda ilk oluşan yerler. Bunlar masif araziler olarak da adlandırılabilir sevgili arkadaşlar. Türkiye'de de özellikle Yıldız Dağları ee, gene nereye örnek verebiliriz sevgili arkadaşlar? Menteşe örnek verebiliriz, ee, Konya'ya örnek verebiliriz, Karadeniz sahil kısmını örnek verebiliriz. Je jeolojik olarak genç yerler, arkadaşlar jeolojik olarak genç yerler aynı zamanda özellikle e, deprem bölgeleridir... Jeolojik olarak genç yerler. Yani günümüze yakın bir zamanda oluşmuş. Bakın bu ne? Dünya deprem haritasını görüyorsunuz burada sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle buradan Büyük Okyanus çevresi aynı şekilde buradan Büyük Okyanus çevresini çiziyorum. Ve Akdeniz Himalaya kuşağını çiziyorum şuradan. Dünyadaki önemli deprem sahalarıdır. Peki Türkiye'nin önemli deprem bölgeleri nereler arkadaşlar? Şuradan şöyle Hatay'dan çıkıyorum. Maalesef biliyorsunuz daha yakın zamanda Hatay, Maraş, Adıyaman, ...çevresinde çok çok maalesef e, bizi üzen e, büyük şiddetli bir deprem meydana geldi. Gene Kuzey Anadolu fayı üzerinde biliyorsunuz gene burada da bir sürü depremler meydana geldi. Hatta İstanbul'da beklenen deprem Kuzey Anadolu fayı üzerinde olacak diyor değil mi bilim insanları? Burada e, Batı Anadolu fayları arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Türkiye'de deprem riskinin düşük olduğu yerler bakın Konya'dan şöyle Akdeniz'e doğru geliyorum. Konya, Karaman, Mersin. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde işte bu e, nereye örnek verebiliriz? Mardin çevresine örnek verebiliriz arkadaşlar. Türkiye'de riskin çok düşük olduğu yerler. Dünyada hangi ülkelere karşılık geliyor depremin çok fazla olduğu yerler? İşte Japonya, Endonezya değil mi? Bakın Japonya şurası. Endonezya, Malezya burası sevgili arkadaşlar. Gene işte şurada Şili'yi örnek verebiliriz. Burada İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran'ı örnek verebiliriz. Evet. İklim tiplerine göre bölgelere baktığımızda işte ekvatoral iklim bölgesi. Nereler? İşte Amazon, Kongo, Endonezya ve Malezya nerede kalıyor? Bu ekvator üzerinde kalıyor. Gene e, Muson iklim bölgesi dediğimiz yer neresi? Burası Hindistan ve Çin. Bakın Muson iklim bölgesi dediğimde ben nereye anlıyorum? Burayı anlıyorum yani. Dünyanın başka bir yerini anlamıyorum. Ya da ekvatoral iklim bölgesi dediğimde nereye anlıyorum? Burayı anlıyorum. Yani diğer yerleri anlamıyorum. Bölge kavramı bu iklime göre baktığınızda yani bu şekilde anlamak lazım. Gene bitki örtüsüne göre bölgelere bakalım. Bu ne arkadaşlar? Bu Türkiye'deki bozkır bitki örtüsü. Bakın bozkır bitki örtüsü. Ben peki orman bölgesi isteseydim Türkiye'den nereyi dahil edecektiniz gene? Karadeniz'de dahil edecektiniz buraya değil mi? Karadeniz'i çizecektiniz. Çünkü orman burada. Ya da Akdeniz'de çizecektiniz. Ama Maki bölgesi demiş olsaydım Maki hangi iklimde var bizde? Akdeniz ikliminde var. Dolayısıyla Maki bölgesi de buralar olacaktı. Ama bozkır biliyorsunuz karasal iklimin bitki örtüsüdür. Dolayısıyla Türkiye'nin çok geniş bir alanını kaplıyor bozkırlar değerli arkadaşlar. İşte gene burada dünyada savanın görüldüğü yerler. Savan neydi arkadaşlar? 10-20 enlemler arasında gözüküyordu. Bakın şurası e, neydi? Tropikal ormanlar. Tropikal ormanlardan şöyle şöyle çiziyorum sıfırı ekvator yani. Buradan yukarıya doğru ve aşağı doğru yani her iki yarım küreye gittiğinizde savanlarla karşılaşırsınız. Burada tabii sevgili arkadaşlar ee, doğal bölgeler içerisinde sınırları en kolay değişen bölge nedir? Bitki örtüsü bölgeleridir. İklim bölgelerine de paralellik gösteriyorlar. Ee, flora bölgesi olarak da bilinir ve sınırları kademeli geçiş. Yani siz ormandan direkt şeye geçemezsiniz. Bozkıra geçemezsiniz. Bir yavaş geçiş vardır sevgili arkadaşlar. Gene toprak tiplerine göre işte Türkiye'de terör olsa... Akdeniz ikliminde görülen toprak türleridir. Gene işte dünyadaki neyi tundrayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların da sınırları aynı şekilde kademeli olarak değişir ve bunlar da iklim bölgelerine paraleldir. Değerli arkadaşlar toprak ve bitki örtüsü iklim bölgelerine paraleldir. Su özelliklerine göre bölgeler işte akarsu havzaları bölgesi işte kıtalar ve okyanuslar haritasını görüyorsunuz burada. Hidrografik bölge olarak da bilinir. Suyun kimyasal özelliği, havza özellikleri, suyun büyüklüğü sınıflandırmada etkilidir. İşte açık havza, kapalı havza, tatlı su, açık havza neydi? Sularını denizlere ulaştırabilen. Kapalı havza ne? Denizlere ulaştıramayan e, havzalar sevgili arkadaşlar. Okyanus, deniz, göl, bataklık, nehir bölgeleri bunlara örnek olarak verilebilir. Doğal afet özelliklerine göre bölgelere baktığımızda bakın çığ haritası. Şimdi ya çığ bölgesiyle Dağlık bölgeler örtüşür mü? E tabii ki örtüşür. E çünkü çığın olabilmesi için ne lazım? Eğimli bir yer lazım. E, dolayısıyla bakın dünyadaki dağlık bölgeler aynı zamanda çığ bölgeleri diyebiliriz. E, volkanik ve e, deprem haritaları arkadaşlar görüyorsunuz. E, bunlar doğal afet bölgelerinden işte jeolojik olanlarına örnek. E, i̇şte olağan dışı rüzgar kuşağı. Tropikal rüzgarlar nerede gözüküyor? O büyük şiddetli kasırgalar işte ekvator çevresine gözüküyor. Dolayısıyla e, burada karşılaşabiliriz. Bakın dünya kuraklık haritasını görüyorsunuz. Evet gençler sınırları zamanla değişebilir bunların. Oluşumlarında hem doğal hem de beşer unsurlar etkilidir doğal afetlerde diyoruz. Ekonomik özelliklerine göre bölgeler, sanayi bölgeleri, tarım bölgeleri, maden bölgeleri, hayvancılık bölgeleri gibi sınıflandırabiliyoruz değerli arkadaşlar. Nüfus özelliklerine göre bölgeler, yoğun nüfuslu bölgeler ve seyrek nüfuslu bölgeler. Şimdi yoğun nüfuslu bölgeler dünyada nereye karşılık geliyor? Özellikle Amerika'nın doğusu, Avrupa'nın batısı ve Hindistan, Çin ve Japonya'nın olduğu uzak Asya arkadaşlar en yoğun nüfuslu yerlerdir. Seyrek nüfuslu bölgelere baktığınızda nereye görüyorsunuz arkadaşlar? Dünyada işte bu tropikal ormanların olduğu yerler. İşte Amazon Havzası, Kongo Havzası gibi ee, Himalaya Dağlık Bölgesi ve arkasındaki çöl bölge, Sahra Çölü ve kutuplar. Yani dikkat ederseniz gene Avustralya'nın iç kesimleri bunlar nedir? İnsan yaşamı için uygun olmayan araziler veya iklimler diyebiliriz. Onlar da seyrek nüfuslu bölge olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Siyasi özelliklerine göre bölgeler işte Orta Doğu bölgesi dediğimiz e, diye isimlendirdiğimiz değil mi? Türkiye'nin güneyinde ve güneydoğusunda kalan yerler. Avrupa Birliği, Sivas ili ve ilçeleri gibi böyle bu şekliyle e, sınıflandırabiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi işlevsel özelliklerine göre bölgelerde ne demiştik? Yerel yönetim bölgeleri, kamu kurumlarının hizmet özelliklerine göre bölgeler olarak üç gruba ayrılır. Karma bölgeler, Sanayi, ticaret, eğitim, liman, kültür, turizm, finans ve birçok fonksiyonu barındıran bölgeler karma bölgelerdir. Örnek İsviçre hem yüksek gelirli bölge, hem dağlık bölge, hem kış turizmi bölgesine girer sevgili arkadaşlar. Şimdi konu biterken biz neye baktık arkadaşlar? Dünyadaki farklı bölge örneklerini inceledik ve bölge belirlemede kullanılan kriterlere baktık. Aynı zamanda çok çok önemli olan ne nelerden bahsettik? Bölge sınırları değişir mi, değişmez mi? Bölge sınırları çakışır mı, çakışmaz mı? Bölge sınırları genişler mi, daralır mı? Bunlara cevaplar aradık bu videomuzda sevgili arkadaşlar. Şimdi videonun hemen altında yorumlar kısmına arkadaşlar ödüllü sorumuzun cevaplarını bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.